İyi günler herkese. Gedik Yatırım Yatırım Danışmanlığı Birimden Mesut Kurt ben. Haftanın son işlem gününe hafif bir satıcılı açılışla başladık. Bankacılık sektöründe yine satışlar görüldü ama dip seviyelerden de toparlanma var özel sektör bankalarında. En son gördüğüm yayın öncesinde kamu bankalarında hala dip seviyelerinde işlem geçtiğini görüyoruz. Yatay bir açılış, daha doğrusu hafif eksi bir açılış ki yurt dışı piyasalarında da bugün satışlar olduğunu görüyoruz. Dünden başlayan satışların devam ettiğini görüyoruz. Bizde de zaten hafta başından itibaren pazartesi günü iyiydik ama salıdan itibaren tarihi zirveyi test ettikten sonra sert satışlar bankacılık sektörü öncülüğünde gördük. %4'e yaklaşan şu andaki fiyatlamalara göre bu haftayı kayıpla kapatacağız. Dediğim gibi şu anki duruma göre. Verilere baktığımız zaman bugün Türkiye'de piyasa katılımcı anketi açıklandı Eylül ayının. Detaylarına şimdi Matrix'e geçtiğimiz zaman haberlerden bakarız. Euro bölgesinde TÜFE rakamlarını karşıladık. Orada TÜFE'de beklentilerin, aylık beklentilerin bir miktar üstünde binde 6'lık bir yükseliş gördük. Ama yıllık bazda beklentileri paralel 9.10'luk yükseliş görüldü. Bir öncekinde 86 idi. Yani orada da hala yıllık bazda yükselişine devam ediyor. Saat 17'de de Amerika tarafından Michigan Tüketici Güven Endeksini karşılayacağız. Şimdi katılımcı anketine baktığımız zaman katılımcı anketinde evet şurada haberleri de açtıydım. Hemen bir iki kaç datayı şöyle gözden geçirsek. Bu ay TÜFE beklentisi ay sonu Eylül ayında %2.98. Bir öncekine göre düşüş var. Ekim sonu TÜFE beklentisinde de yine düşüş var. %2.94. Öncekinde 3.67 idi. Yıl sonu TÜFE beklentisi keza aynı şekilde 70'lerden 67-73'lere yani 2,5 puanlık hatta 3 puanlık tam bir geri çekilme görüyoruz. Cari işlemler dengesinde son rakamlar sonrasında yükseliş beklentisi artmış. 6 milyar TL'lik bir yükseliş olduğunu görüyoruz. Büyüme rakamlarında da keza son büyüme rakamımızda beklentilerin üstündeydi. 7.10 diye hatırlıyorum. Burada da büyüme beklentisi 2022 için 4.8, 2023 için ise 4.50 olarak gerçekleşti. Şimdi teknikten önce pardon şu betayı da bir hazırlayayım. Evet şöyle şeye baktığımız zaman piyasada şu anda 65 puanlık bir yükseliş olduğunu görüyoruz. 22 puanlık bir yükseliş. Yine bankacılık sektöründe maalesef satışlar var. Dediğim gibi özel bankalarda diplerden toparlanma vardı ama kamu tarafı buna ayak uyduramamıştı. Piyasada şu anda güzel bir tepki, binde 72'lik bir tepki, yükseliş olduğunu görüyoruz. Puan bazında katkılara gelirsek burada Ereğli ilk sırada, Tüpraş, Sabancı Şişe, Yapı Kredi. Bakın Yapı Kredi ilk tepkisini veren artıya geçen bankaydı. Sonra Türksel listesini görüyorduk. Puan bazında baskılarda ise yine Akbank, Garanti, Vakıf, İş Gayrimenkul, TSK, Akbank yani ve Şekerbank. Yani şurada iş gayriyi çıkarttığımız zaman tamamıyla bankalarda satışların olduğunu görüyoruz. Değer kazananlarda Teknosa çok iyi bir teknik yükseliş var. Emlak yine çok sert değer kaybetmişti. Onda toparlanma. Albaraka, Coca-Cola, Tav 2-3 günden beri Tav'da 3 günden beri ulaştırma sektörü yani havacılık sektöründe pozitif ayrışan şirket. Net Holding, Vakıf, İş Gayri, TSKB Şeker ve Halkbank'ta en fazla değer kaybeden şirket olarak görülmekte. Teknik olarak bakarsak hemen şuradaki kısa vadeli şu logaritmik grafiğimizi açalım. Burada bir değişiklik. Bu arada sorulara bir bakıyorum. Öbür ekranıma geçtim. Evet. Evet. Şimdi şurada bir şeyi güncellemek istiyorum. Dün bundan bahsetmiştik ama şunu ben şu trendi Fibonacci silip öncelikle uzun vadeli logaritmik grafiktir. Uzun vadeli yükseliş trendinin üstündeydik işte bu hafta. Hani altına sarkmaları olsa bile burada tutunuyor. Burada 5 günlük hareketli ortalamanın önemini uzun süreden beri yaklaşık Ağustos'un başından beri bahsediyorduk. İşte bu hafta başında kırıldı ve artık direnç çalışmaya başladı. Bir de buna 13 günlük bir hareketli ortalama ekliyorum. Kısa vadeli hareketli ortalamalar bunlar ve 13 günlük hareketli ortalamada gördüğünüz gibi şu anda bu bölgede sıkışmış durumdayız. Son yükseliş trendinin de Fibonacci'larına bakarsak dün güzel çalıştı Fibo seviyeleri. Gördüğünüz gibi
şunu belki kaydedip silelim daha net görmek açısından. Son yükselişin %23 ile 38 bu arasında sıkıştığını görüyoruz. Endeksin kapanış bazında sarkmalar gayet normaldir. Bu özellikle bankalardaki bu volatilite. Volatilite de yok, oynaklık da yok. 3 günden beri hep dip dip geliyordu. Gördüğünüz gibi burada 13 günlük veya Fibonacci 3355 seviyesi üstünde tutunuyor ama bir türlü de şu 3400, 3500 diyelim, 3500 seviyesini kıramıyor. Göstergeler hala alım bölgelerinde. Orada bir sorun yok. Özellikle bankacılık endeksinin tabii ki etkisini görüyoruz. Bu bankacılık endeksi eğer bir düzeltme gelirse burada da tepkiler görebiliriz. Gördüğünüz gibi 3-4 günlük bir düşüş trendi ama şu anda da düşüş trendi bölgesindeyiz. Kısa vadede 3500 yukarıda ve gün içerisinde de ilk önemli direncimiz 5 günlük hareketli ortalamanın da geçti. 3420 bölgesi. Eğer gün içerisinde bunun üstünde tutunursak 3500'e kadar bir ivmelenme görebiliriz. Ama kısa vadede bu 3500'ler geçilmediği sürece aşağı yönlü baskının devam etmesi beklenebilir ki bizim 3350'nin altında da kapanışta ki açılış seviyemizde kapanışta %50 Fibo seviyesi burada 3245 bölgesi hedef haline gelmesi beklenebilir. Bir miktar daha bankacılık sektörünü izleyeceğiz. Özellikle işte bu kamu tarafında da bir toparlanma görülürse bugün en azından diğer şirketlerde açılma görüldü. Biraz daha piyasayı da kendine gelecektir. Belki bu hafta çok volatildi diğer hisselerde. Bir dahaki hafta biraz daha denge çabasını görebiliriz piyasalarda ve hisselerde. Şimdi de sizlerden gelen soruları cevaplamaya çalışayım. İlk soru olarak Tezol var. Bekir Bey'in İndes onun üstüne yaklaştım diye. Evet çok güzel bir grafik. Dünkü alımlar bugün de hatta çok güzel teknik çalıştı. Bir de ARDZ'ye İlyas Bey'in sorusu vardı. Hemen onlara bakalım. Tezol takip etmediğim bir şirket. Bir temelde bir etkisi yani bilanço sonrasında çünkü sektör olumluydu onu biliyorum. Hatta şöyle bir bakayım ben de. 6FK'da 3 piyasa defter değeri 254 milyon da karı var. Eğer teknik bakarsak evet teknik bakarsak dalgalanmaları olsa bile bir yükseliş trendi içerisinde ve 22 günlük hareketli ortalamanın üstünde işlemler geçtiğini görüyoruz. Bu trendin kırılmadığı sürece ve 22 günlük hareketli ortalama kırılmadığı sürece şunu şöyle yapalım biraz daha belki doğru olacaktır. Şuralarda bence şu trendin üstünde yeni zirveler test edilebilir. Bir miktar negatif uyumsuzluk çok gözükmüyor. Yani şu satışlarda gayet normal. 22 günlük hareketli ortalamayı da eklersek belki çok aşağısında kalmış gibi görülebilir önemli destekler ama gördüğünüz gibi burada 11 40 50 bantının üstünde kapanış olduğu sürece bir önceki zirve olan 13 12 98 hedef olur. Ve buranın üstünde kapanışlar yapılması durumunda da alımların güç kazanması beklenebilir. Burada geri çekilmedi işte tam 11 kaçtan dönmüşüz? 11.58 bence hem trend hem de 22 günlüğün üstündeki kapanışlar teknik anlamda olumlu. Eğer burası kırılırsa kar satışları hız kazanabilir diye düşünüyorum. Fibonacci %23 seviyesi de 11.75'lerde geçiyor ki kapanış ve açılış seviyeleri olması önemli. Bence 11.50'ler orada dikkatle izlenmeli. Şuradaki bakın 2 günden beri 2-3 günden hatta düşüşte de tepkilerde 12.55 bölgesini kıramıyor. Bugün de test etmiş. 12.55'ler kırılırsa bence 13 ve yeni bir zirveye doğru hacimli alımlarla birlikte yükseliş ivmesi devam etmesi beklenebilir. Şimdi indese geldiğimiz zaman burada bir sıkışma alanı vardı. Hatta bugün grafik olarak da yatırım uzmanlarıyla paylaşmıştık bunu. Görüyorsunuz çok güzel bir bölgeden döndü. Bu geri çekilmede tam tarihi zirveden sert geri çekildi. Yanılmıyorsam şurada 22 günlükte ama tam da önemli değil. Buradaki hem trendin hem yatay desteğinin üstünde tutunması önemliydi. Şunu da yapalım da. Evet. Sarkma ama üstünde kapanış. Şimdi dünkü hareket hatta 2 gün önceden başlayan hareket olumlu. Bakın dün de hacimli bir atak sergiledi.
bugün de geri çekilmede şuradaki 10.01 ki bence 9.95-10 bandı önemli bir destek haline gelmesi gerekir bundan sonraki süreçte. Bu seviyelerin üstünde tutunduğu sürece yükseliş ivmesinin devamı beklenebilir. 10.60'da da bir direnci vardı. Direnci de şuradaki, yanılmıyorsam buydu, pardon yok bu değildi. Son sıkışmanın, şuradaki sıkışmanın formasyon hedefiydi. Evet, şurada Fibonacci %161 Fibo seviyesiydi. 10.60'lardan geçiyordu. Şimdi buraları test etti. Dediğim gibi Bekir Bey'di değil mi? İlyas Bey değildi yanılmıyorsam. Evet, Bekir Bey. Bekir Bey burada bence artık bundan sonraki süreçte şeyin üstünde kalması, bu 9.95-10 bölgesi üstünde kalması önemli. Eğer burası kırılırsa yeniden bu alttaki destek bölgelerine doğru 9.60'lar ve işte ana destek bölgesine doğru geri çekilme görülebilir. Ben teknik olarak da olumlu görüyorum. Bakın göstergelerde de olumlu. Dün hacimli artış, sabah geri çekilmedi, hatta %2'lik bir geri çekilip tepkinin göstermesi olumlu. Burada 10.60'ların üstünde, pardon, 10.60'larında kırılması halinde, bakın şurada da bir yükseliş trendinin geçtiği bölge vardı. Yani şu anda buraları test ettiğini görüyoruz. Yeni zirveler görülebilir. Bir de 10.60'ların üstünde tutunması halinde dediğim gibi zirve belirlemek belki zor olabilir. Başka formasyonlar, yani geniş banttan da bakılabilir şu şeylere, ama bence olumlu bir görünüm var. Hatta şunu da yapabiliriz, yukarıdaki zirvelere bir tanesine şu 10.60'ların üstünde son sıkışmanın birebir formasyon hedefi olan 10.95 bölgesi diyelim. Buraya kadar bir yükseliş ivmesi görülebilir. 10.60, 10.95. ARD Bilişim, ARD'yi çok soruluyor İlyas Bey. Hatta siz yanılmıyorsam çok soranlar arasındasınız. Yani burada takip etmediğim bir şirket ama şurada bir tepki hareketleri var. Ama hatırlarsanız şu şeylerde, geçen haftalardaki sorularda bu bedelli sermaye artırımının iptal edilmesiyle SPK tarafından onay verilmemesi diyelim, iptal edilmesi demeyelim, sert bir hareket, ondan sonra geri çekilmişti ve baskı altındaydı. Yani göstergeler bence hala olumlu değil. Buradaki yaklaşık olarak 6.60-65 bantı önemli bir direnç bence. Eğer burayı kıramazsa, tepkilerde kıramazsa, tekrardan burada 5.90'lara kadar bir gerilemesi söz konusu olabilir. 6.65'lerin üstünde ise yeniden bir hareketlenme görülebilir, ama göstergelerde stokastik değer ne kadar, yani kısa vadeli göstergelerde bir toparlanma meyarisi olsa bile henüz net alımlar görülmüyor ve düşüş trendinde de bugün test etmiş yanılmıyorsam, o da 6.60'lı bölgelerde. Yani güç kazanması için, belki yeni bir pozisyon için 6.65'lerin üstünde bir kapanışlar, hacimli. Hacim burada çok önemli. Hacimli kapanışlar görmek lazım. Yeni pozisyon içinde bence o bölgenin üstünde tutunduğunu görmek lazım. Aksi takdirde yine 5.90'lar, yani bir önceki dipler hedef haline gelmesi beklenebilir. Aksa sorusu var. Bugün bunların hepsini Kadir Bey'in paylaştığım sorular, paylaştığım hisselerde yatırım temsilcileriyle. Sabancı'ya bir bakalım. Ben de son günlerde hiç bakmadım. Hasan Bey'e teşekkürler. Mesut Bey merhaba. Yayla Gıda'ya. Yayla Gıda'ya yanılmıyorsam dün baktıydık diye hatırlıyorum ama. Bir daha bakalım. İsmail Pehlivan da Aksa'yı sormuş. Aksa güzel bir bölgede. Son olarak da Hakan Mert'in Aselsan sorusuna bakalım. Belki bunu iki gün önce yorumladık. Şimdi şöyle bir Aksa'dan başlayalım. Acaba burada grafiğim var mı onu bilmiyorum. Bir test edeceğiz. 58-70'lerdeydi bir. 59 diyelim kabaca. Acaba bu muydu? Hemen hemen buydu. Şurada bir şey var. Direnç var. Evet, bu grafikti. Bir de 50 günlük diye hatırlıyorum indikatör ekli. Çünkü 50 günlük geçmiş dönemde güzel çalışıyordu. Moving average şurası 50, 22 günlükte geçmişte iyi çalışmış ama şu dalgalanmalarda biraz fazla ihlaller olmuş çok kısa sürede. Evet, yanılmıyorsam bu grafikte
Şimdi ayrıca bir de yükseliş trendi vardı ama onu şeyde çizmeyeyim. Bence bu bantlardaki hareketi izlemek lazım. Yani şurada güzel bir destekten geri döndü. Kaçmış 52.80'den geri döndü. Güzel bir tepki. Dün hatta tam 58.70'leri test etti. Şimdi bugün de buraları test ediyor. Teknik olarak göstergelerde bir toparlanma gördüm ve dünkü alımlarda da bir miktar hacim artışı var. Bunlar olumlu. Hala bence 52.80, 58.80 bantında. Eğer şu 58.80'lerinde, hadi 59 diyelim, 59'ların üstünde kapanışlar görürsek bence ve hacim de artışı görürsek burada 50 günlük hareketli ortalama yukarı yönlü kırıldığının teyidi anlamına gelecektir. Ve bu durumda da evet, şuydu. Tamam. Basit hareketli ortalama. Çünkü şu bölgelerde çok güzel çalışıyordu. Bakın hem geçmiş dönemde de böyle noktasal olarak çalışmış. Şuradaki geri çekilmelerde. Kırıldığı zaman da işte dip bölgesinde işte 2 günden beri burayı test ediyor. Şu 59'un üstünde kapanış olursa bence 50 günlük hareketli ortalamanın da üstünde kırılma potansiyeli artacaktır. Burada hacme dikkat etmek lazım. Bu durumda arada bir şurada neydi? Bilanço gapi vardı. Bence bu bilanço gapinin de 59'ların üstünde kırma potansiyeli yükselecektir. 62,5 ve 64,30 zirvesine doğru hareketlenme görülebilir. Bir şu sıkışma alanının kırıldığını bence ilk etapta görmek lazım. Olumlu bir teknik görünüm oluşmaya başlıyor. Yani net bir şey demiyorum çünkü 59'lar burada direnç çalışırsa veya sarkmalar olsa bile kırılamayıp geri çek satışlarla karşılaşırsa yeniden burada 52.80 ki arada arada da bir 52-55 bölgesi diyelim 55 destek olarak karşımıza çıkması beklenebilir. Günde hemen hemen bu bölgeleri test ediyor. Sabancı Holding. Holding sektöründe tabii ki bankalarla birlikte zaten bilançoları olumluydu. Bankalarla birlikte bir yükseliş sergiledi. Sonrasında da bankacılık sektörüne gelen satışlar holding sektöründe de satışlara neden oldu. Şurada eski bir grafiklerimiz varmış. Şu bant güzel çalışmış. Bakın kırdıktan sonra işte çok sert bir geri çekilme. Şunu söyleyeyim. Yani burada benim gördüklerimde bir yükseliş trendi var. Bu trendin hemen hemen bölgesinde ama daha önceki şu zirve seviyesinin geçmesi açısından bölge olarak söylüyorum. Yani 2 günden beri burayı test etmiş. Şuradaki yaklaşık olarak 26.50 bölgesi, 26-26.50 bölgesi üstünde mevcut pozisyonlar evet korunabilir. Korunması buradan gelecek tepkilerde 28-20. Acaba 28-20. 28.50 bölgesi ilk direnç. Ama mühim olan şu 28.50'lerin üstünde kalıcı olamaz ise burada tekrardan 26.50 bölgesine doğru bir geri çekilme görülebilir ki bunun altında da zaten bir omuz baş omuz formasyonu görünümü oluşur. Dediğim gibi şu anda 26.50 ile 28.50 bantında hareket görülebilir. Göstergeler satım bölgelerinde tam test ederken ya yani 50 bölgeler daha doğrusu test etmemiş bile yatay seyrediyor. Özellikle bankacılık sektöründeki bu mesela Akbank'ta ciddi satışlar vardı. İşte Sabancı'nın da etkilenmesinin başlıca nedenleri. Şu yükselişte de onun katkısı vardı. Tabii bankalarda tekrardan bir toparlanma olursa Sabancı'da da tepki hareketi olabilir. 28.50'ye kadar onun üstünde bence yine teknik olarak olumlu olabilir. Yayla gıdada bunu çok yorumladık. Çok hızlı geçeceğim. Burada da güzel bir grafik çalışması vardı diye hatırlıyorum. Evet. Şuradaki bu bilanço beklentiyi karşılayamamıştı. Tarihi zirvelerden bir geri çekilmişti ve önemli bir destek bölgesi. Orta vadeli en önemli destek bölgesi 16.75'te 17.20 bandında tutundu ve tepkiler gördük. Gıda perakende sektörü bu arada iyi. Şimdi burada 18.50, 18.19 bandı ilk direnç ki 2 günden beri test ediyor. Bu bölgeyi kırabilirse yeniden zirve bölgesine doğru ataklar sergileyebilir. Bakın test etse bile kapanışlar gerçekleşmiyor. Şu 18.85 bölgesiymiş. Buranın kırıldığını görmek lazım. Biraz göstergeler satım bölgelerinden alıma geçiyor ama yeni bir pozisyon için, gerçi sizde herhalde vardı diye hatırlıyorum.
Şuradaki 18.50-18.80 bantının üstüne bir kapanış yaptığını veya bu bölgede bir realizasyon yapılıp eğer üstüne atarsa da ve kalıcı olursa da zirve bölgesine doğru ataklara katılım yapılabilir. Aşağılarda kalsa da işte bir günlük bir hareketle bunu yapıyoruz aslında. Burada hala ana destek. Burası eğer uzun vadeli bir de orta uzun vadeli tutuyorsanız ana destekleri izleyebilirsiniz. Aselsan 2 gün önce piyasayı bence kurtaran şirketti. Şuradaki tavan seviyesiyle birlikte. Şimdi güzel bir grafik var ama çok oynaklık da çok fazla. Ona biraz dikkat etmek gerekir. Burada 29.06 bantının kırılmasıyla zaten ana deste güzel bir kırılımdı. Hacimli de bir kırılımdı. Hani piyasa ile birlikte buraları test ettik ama hep üstünde kapanış yaptık. Ve gördüğünüz gibi yeni zirveleri test ettik 36 ile. Bence aşağılarda ilk desteğimiz 32 bölgesi olmakla birlikte burada 29 ana destek bölgesi olarak karşımıza çıkması beklenebilir. Oynaklığa dikkat etmek gerekir. Son hatta şuradaki şey alalım ana bölgeye alırsak yukarıda değer bir dirençler belirleyeceksek bu grafiği de biraz temizlemek lazım. Yukarıdaki şeylerde de dirençlerde de benim gördüğüm ilk seviye olarak yaklaşık olarak test etmişiz dün. Şuradaki 35-50 bantın üstünde kapanışlar yapılırsa olumlu bir görünüm oluşur. Dün hacimli bir işlem gerçekleşti ama kapanışı açılışın altındaydı. Yani şu bu kadar volatilite sonrasında geri çekilmesi de ta 36'lardan işte 33-80'lerden kapatmış. Biraz olumsuz bence burada 35-50 bantı 35-50-36 hadi test etmesi açısından. Buraya kadar tepkiler normal ama burayı kıramazsa bir daha maalesef geri çekilme yani kar satışları görülebilir diye düşünüyorum. Sıradan gidip benim mesajımı atlamanız anlaşılır gibi değil. Teşekkürler. Temel kim nereden sıradan gidiyorum ki ben ilk 3 soruya ha siz 4. sıradaymışsınız Temel Bey. Her zaman yayınımızı bilmiyorum izliyor musunuz? İlk 3'ü şöyle yapıp ondan sonra atlıyorum ama sonrasında da geri dönüp yorumluyorum. Otkar yoksa bilerek ne hisse ne kişi seçimim yok. Otkar bakalım. Volkan Bey teşekkürler. Ya Ayeni Ali Tepeli sormuş. Ayeni ya dünkü veyahut da bir gün önceki yayınımızda notumda görüyorum ama bu hangi günde onu hatırlayamadığım için yorumlamıştık. Oradan izleyebilirsiniz Ali Bey. Erdal Bey'in MRGO. MRGO. Biliyorum çok eski bir kağıt ama ben ismini yani şirketin ismini bilmiyorum maalesef. Martı GEO mu ki acaba? Otkar MRGO. Bir de Buçim varmış. Bakalım. Otkar. Şimdi Otkar'da da bence güzel bir görünüm var. Hisse bir miktar volatil yani oynaklığı biraz fazla oldu. Hani son dönemde zaten bu şey maalesef bütün hisselerde görebiliyoruz ama şuraları bir sileyim. Biraz daha sadeleştirelim. Yani güzel bir bölgeden destekler buluyor. Yukarı çıkıyor. Bir ana trendimiz var uzun vadeli. Trend kanalları diyelim. Hani bu bölgelerde trade'ler yapıyor. Şimdi gördüğünüz gibi evet hafta içerisinde de oynaklığımız vardı ama ciddi bir yükseliş. Sert geri çekilme. Bunun özel piyasadan ayrıydı bu geri çekilme. Sert bir geri çekiliş. Sonra yine hareketlendi. Evet ayın 13'ünde piyasada bir yıkılım vardı. Yani şu bantta çok volatil. Çok kısa vadeli bakarsak 4.85'lerin üstünde olumlu. Hissede ilk direncimiz 5.25 ve sonrasında da tarihi zirvenin geçtiği 5.40. Tarihi zirve dedim ama evet şeyde Otkar'da 540 pardon. 485 ve 540 bantında hareketlenmeler devam etmesi beklenebilir. Şu oynaklık dediğim gibi biraz da bir miktar lotları da düşük. O yüzden de bir şey yapıyor. Hani bir piyasa satışında geldiği zaman bir anda kademeler çok düşük lotlar olunca
sert geri çekilmeler oluyor. Buna bakın şu sıkışma alanında da geçerliliğini koruyor hala içerisinde. Ana desteğimiz eğer gidip de burada 4.85'lerin altında şey olursa, kapanışlar olursa, piyasa olur, bir şey olur. Burada hem bir önceki zirve bölgesi hem de artık bu yükseliş trendi ve 100 günlük hareketli ortalama ki güzel çalışıyordu. Bizim bir önceki zirve bölgesinde yani 4.60-4.70 bantında yakın bir destek bölgesi 4.85'lere göre bu bölgeye kadar geri çekilir. Orta uzun vade bakıyorsanız bence şu trendi ve 100 günlük hareketli ortalamanın üstünde kaldığı sürece burada teknik olarak yükseliş ivmesi beklenebilir. Devamı gelmesi beklenebilir. MRG'yo, evet Mart GM'yoymuş. GEO'larda bugün emlak konutta alımlar görmüştük. Bakın Mart GEO'yu da böyle bir şey çizmişiz geçmiş dönemlerde. Çok daha önce de çalışmışız şurada. Ama birincisi ben olumlu gördüm açıkçası. Yani şu sıkışma sonrasında yükselişlerde hacmin de katılması, şu sıkışma alanında hacmin düşük olması beklenebilir. Normaldir bunlar. Kabaca şurada 2.75-80 diyelim. Yani bir önceki zirve 2.55'te 2.75 bantında 3 günden beri de burada sıkışıyor. Önemli bir direnç bölgesiymiş ama burası da bakın görüyorsunuz. İlk şurada tarihi zirveleri test ederken bu bölgeden satış gelmiş. Kırdıktan sonra tavan bu ekstra bir evet pandemi sonrasındaki süreçte geri çekilmelerde bu bölgede destek bulmaya çalışmış. Kırılınca da çok sert geri çekilmiş. O yüzden ben çok kısa vadeli değerlendirirsek 2.50 ile 2.80 biraz daha marjları geniş tutuyorum. Bu bölgedeki bu sıkışmanın devam edebilir. Hangi tarafı kırılırsa o yönde baskı artabilir ki yaklaşık olarak konuştuğumuz 2.50-2.80 dersek ya 30 kademelik bir 25-30 kademelik bir sıkışmadan bahsedeceğiz. Genelde böyle sıkışmalar sonrası bant boyu kadar ben ilk hedefler olarak takip ederim. Formasyon hedefleri olarak bu bantlara kadar geri çekilme veyahut da işte 2.80 kırılırsa 3.10'lara kadar da bir yükseliş emaresi görülebilir. Güzel bir grafik. Yeter ki şu bir önceki zirvelerin de bulunduğu şu 2.50'lerin üstünde tutunabilsin. Bu çim. Bu çimento. Zamanımız da gelmiş. Çimento sektöründe olumlu, bilançolar da olumluydu. Bir de geçen haftalardaki bu yeni konut projesi çimento sektöründe alımlara neden olmuştu ki bu çimde bunlardan başındaydı herhalde. İlk başlardaki şirketlerden bir tanesiydi bu yükselişte. Sonrasında mesela emlak sektöründe çimentoların bazılarında böyle sert geri çekilmeler olmuştu ama bu hissede çok fazla geri çekilmemişti. Bir gün çekilip bir hemen tepki alımlarının geldiğini gördük. Yani göstergeler alım bölgesinde bir miktar yorgunluk sinyalleri var. Bence buna biraz daha temelde bakmanızda fayda var. Şöyle benim gördüğüm geniş bir bant altta 3.82 şu anda 4.20'de 3.80 bölgesi diyelim. 3.80'lerin ne kadar geri çekilmeyi normal karşılamak lazım. Özellikle bakın 2 günden beri şu 4.10'larda tutuluyor. Her 4.10'ların altında hacimli satışlar ve kapanışlar görülürse sanki bu 3.80 bölgesine kadar bir geri çekilecek gibi görünüm hakim. Göstergelerde yorgunluk sinyalleri var. Henüz böyle satım diye bir şey demek güç. Burada 4.52'de yukarıdaki direnç yani 4.10'ların üstünde tutunmasıyla 4.50 bölgesi direnç çalışması, direncine kadar, zirvesine kadar yükseliş görebiliriz. 4.50'lerin üstünde çok daha pozitif bir hacimli alımların devamı halinde. Pozitif, çok pozitif demeyelim. Yanlış bir yönlendirme olmasın. Genelde zirveler üstünde işte biraz önce indeste gördük. Hatta birkaç hissede daha vardı bu. Zirveler üstünde böyle hacimli kapanışlar ve tutunmalar, yine hacimli tutunmalar yeni zirveleri neden olur? O nedenle söyledim 4.50 seviyesine. Evet bugünkü yayınımızın da sonuna geldik. Haftanın da sonuna geldik. Pek iyi bir hafta geçirmedik. Hani kayıplar var. Volatilite, oynaklık çok fazla. Özellikle günlük trade'lerde tabii ki herkes zorlandı. Umarım bir dahaki haftaya biraz daha iyi bir başlangıç yapıp devamını da getiririz diyelim. Katılımınız için teşekkürler. Herkese şimdiden iyi tatiller diliyorum.